6 Şubat Kahramanmaraş merkezde meydana gelen depremde Niğde'de ağır hasar alan ve yıkımı yapılan ev sahipleri, yetkililerin depremzedeleri görmezden geldiklerini belirtti. Ne itiraz edecekseniz bir an önce yapın ki bizi de süründürmeyin. Niğde Ömer Halis Demir Meydanı'nda toplanan depremzedeler basın açıklaması yaptı. Depremzede Belgin Ang'ı, Niğde'deki yetkililer bizi görmezden geliyor, yok sayıyor ifadelerini kullandı. Biz 8 ayda toplu iğne kadar bir yol kat edemedik. Sadece yapılan kiralarımız ödenmeye başladı. Taşınma paramız ödedi. Evleri konusunda hiçbir açıklama yok. Vali Bey'le görüşme talep ediyoruz, kabul edilmiyor. Bir sürü bahane uyduruluyor Vali Bey'in özel kalemi tarafından. Sayın Belediye Başkanı'yla görüşmek istiyoruz, gelin görüşelim diyor, geliyoruz. Bir sürü bahane üretiliyor, kabul edilmiyoruz. Biz Niğdeliyiz, depremzedeyiz. Evet, diğer illerde hasar belki bizden daha büyük. Bizim de hasarımız büyük, bizde bir can kaybımız yok. Ama bizi 8 aydır ne vali, ne belediye başkanı, ne Niğde milletvekilleri insan yerine koymuyorlar. Bizim ağrımıza giden şey bu. Ben buraya gelmeden 15 dakika önce Sayın Afet Müdüresi aradı. Belgin Hanım dedi, ben dedi 15 gün içinde parasını alamayan arkadaşlarınızın parasını ödeyeceğimizi ve Kasım ayının sonuna da evlerinizin nereye yapılacağını, arsalarını açıklayacağımızı söylemek için sizi aradım dedi. Ben şunu istiyorum. Biz bir şeyler yapmaya uğraştığımız zaman birileri bizi arayıp da şu şöyle olacak demesin. Biz depremzedeyiz. Bu çaresizliği yaşıyoruz. Niğde'deki yetkililerin bizi çağırıp sizin sorunuza şu çözümü bulmaya çalışıyoruz ya da bunu yapmaya çalışıyoruz demelerini bekliyoruz. Bizi insan yerine koymuyorlar, umursamıyorlar. 8 aydır aynı şeyi çekiyoruz. Lütfen Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanı ve Sayın Niğde Milletvekilleri, Niğde'de 4.000-4.500 tane evsiz ve dükkansız kalan insanın olduğunu unutmayın. Seçimler öncesinde siz bize nasıl davranırsanız seçimler esnasında da emin olun bundan sonra biz size aynı davranışları yapacağız. Bu kadar sessiz kalmanız hiçbir şey değil. Üzerinize sanki ölü toprağı serpildi. Ya biz yaşıyoruz. Bizi niye görmüyorsunuz? Evi yıkılan bu kadar insan var, çaresizce çırpınıyor. Her yere vakit buluyorsunuz. Niğdeli depremzedelerle görüşmeye mi vakit bulamıyorsunuz? Tekrar söylüyorum. Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanı, Sayın Niğde Milletvekilleri, özellikle de AK Parti ve MHP milletvekillerine sesleniyorum. Bizi neden görmezden geliyorsunuz? MHP milletvekili Adıyaman'a görevli gidiyor da niye Niğdeli depremzedeler için bir görev almıyor, bir sorumluluk kabul etmiyor? AK Parti milletvekiline de sesleniyorum. Sayın Uskut, Niğde'deki depremzedeleri ne zaman görüp de konuşmaya tenezzül edeceksiniz?